Bu ne lan? Bu ne? Ne yollamışsın? Ama şimdi eve geldim. Beni Steam'den birisi eklemiş. Bak Bilal diye. Abi fotoğrafa bakar mısın? Bu sen değilsin değil mi? Yok. Evet. Abi Tinder'dan sonra Steam'de de varsa pes. Tinder'dan Ne fake hesap açmışlar ha. Geçen yayında konuştum ya. Abi yazılımcı olmayı düşünüyorum. Tavsiyem var mı? Ol kardeşim. İyi para var. Yani kendini geliştirirsen önü açık bir meslek. Abi sen nasıl bir şey gitmiştin? Hani müdür birden kalk sekize demiş, yediden geçmiştin. Benim lise normal liseydi ne bileyim lan. Bilmezsiniz mi? Hocam başına çok büyük bela açan bir kız oldum hayatında. Ne kadar bir bela, nasıl bir bela? İsa'daki kıza ne oldu? Ya oğlum şunu konu... Belki izliyordur oğlum ya. Konuştukmayın. Asker dayak yemedim. Yazıcılara Estonya'da da savaş olmadım. Ben de okuyacağım. Karar veremedim. Sevdiğiniz, ilgilenmek istediğiniz e, ve gerçekten yapmayı sürdürebileceğiniz. Yani ben bu mesleği yaparsam, para da kazansam, az da kazansam mutlu bir insan olurum dediğiniz mesleği seçin. Bu mesajı üzerine Fransa göndermiş. iki Git Abi satranç seviyor musun? Hiç dayak yedim mi? Herhalde yedim. Ha. Şu mesajımı görürsen 5000 bit benden. Abi yaşın kaç? Hiç sevgilim olmuyor. Çok da sosyalimdir. Turuncu saçlıyım. Hiç mi ilgisini çekmez bir kızın? Ya da vallahi senin gibi olmak vardı. Oğlum ne demek lan o? Yani tipte ne alakası var sevgili olmanın? Sen askerde çok dayak yersin. Aynen kardeşim. Gittiğim zaman göreceğim inşallah. Bakalım. Hayır tamam. Alakası var da. Şey ne derler? Ne bileyim yani illa ti tiple alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kafa yapısını sevmesi de bir insanı sevgili olmaya yeter bence. Oğlum tipiniz bir 0 önde başlamanızı ilk dikkat çekmeye yarıyor. O başka bir boka yaramıyor ki. Çene önemli. Dedi hep söylüyorum bak bunu benim klandakileri de söyleyeyim. Arkadaşlar kendinize bakın. Bak ben bakmıyorum. Siz bakın. Sporunu yap, giyim kuşamına dikkat et. Saçını başını tıraşını ve orman kaçkını bir gezme. Kendini geliştir. Diksiyonunu düzelt. Kültürlü ol. Değişik hobiler edin. Ondan sonra cima. Etkili kızı yani. Tamam tipin belki çok yakışıklı değilsindir. İlk gördüğü zaman bir kız dönüp bir daha bakmıyordur. Ya da ben değilsen işte dört defa bakmıyordur ama. Şaka yaptım. Bunları geliştirirsen her türlü fayda sağlarsın. Her türlü yürürsün yani. İnan bana bak. Burun çok önemli ne ya? Ya espri yaptım lan hemen kızmayın amına. Şaka yaptım. Ne egosu. Ne zaman duydunuz benden öyle bir şey? Her şey var tek eksiğim tipim. E bunların hepsi varsa bir tek tipin yoksa ve hala kız arkadaş bulamıyorsan o senin suçundur oğlum. Sura bakma. Benim ne arkadaşlarım var lan? Ne arkadaşlarım var yemin ediyorum yani kalemle çizsen daha güzel olacak. Öyle söylerim onları da, yüzlerine de. Adamların mis gibi, fıstık gibi, güzel kız arkadaşları var, e, ilişkileri düzgün. Yani böyle her şeyi tipe bağlamayın okuyum. İki cümle kuramayan adam, benim tipim yok, oyundan altyapma, deyip kalıyor böyle. Ondan sonra tipim yok, tipim yok. Kıskançlık sezdim şimdi. Değil mi ya? Özgüven bak ha, özgüven yoksa sıçtığın noktadır zaten. Subnetic oynamayı düşündün mü? Oynadım bir arada Benim tipim var ama burnum kırıldı. Oğlum çok boktan detaylara takılıyorsunuz ya. Ya abi ben de bak burun fena değil. Gözümün kaşımın gelinli olduğunu söylüyorlar da kulaklarım kepçe. O yüzden hiçbir zaman kız arkadaş yapamayacağım. Bu ne ya? Manyak mısınız oğlum siz? Bro dişleri gelmiş. Ben yazılımcıyım. Önü çok açık. İstersen yayında konuşurum. Zaten Jaren Kaka'da konuşmuştum. Ya şu yayıncılık konusu değil. Bro diş. Başka bir zaman yaparız. Burun en önemli kısım. Bilmiyorum abi siz olayları daha farklı göz. Benim benim yaşı ben yaşlandım belki de. Yani Bilmiyorum. Yayındayken içiyorum biraz haklısın. Ben salam çünkü herkes bana mal gibi tipim var diyor. Ben de salak gibi yakışıklıyım diyor. Abi bak kadınlar kendine güvenen erkekleri severler. Olursan olmaz o iş. Çıkacaksın delikanlı bir konuşacaksın. Beğeniyorsa beğeniyor, beğenmiyorsa beğenmiyor. Bu kadar basit. O kadar basit bak gerçekten. Böyle kışınız başınız şey olmayacak yani. Siz kendinize güvenmiyorsunuz ki en başta. Bunu bir ilişki yayınında konuşmuştuk. Yani bunu da yapan kızlara yapan sizsiniz bak unutmayın o kadar yüceltiyorsunuz, o kadar büyütüyorsunuz ki bu işleri. Kızlar böyle ben kızım amına koyayım istediğim herkes elde ederim diye gezdiği için bunu da siz yaptığınız için abazalıktan doğal olarak kızlara yaklaşmaktan da siz korkuyorsunuz. Sen veriyor onu göt kalkıklığını sonra da sen alamıyorsun onu. Ya bunu kırın artık ya. Bu kadar basit bir sistemi ve bu ağzına sıçtınız lan bütün affedersin götüme benzeyen kız gibi kız bile adrenalin masanıyor kendini ya. Ben tercih ediliyorum. Edilirsin tabi bu kadar an meraklısı varken memlekette abazan erkek kız 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 diye dolanan. Sen de tercih edilirsin o da tercih edilir. Erkekler de böyle abi ben yalnızım abi yalnızım diye gezer. Öyle mantık yok abi kırın bunu artık. ...vallahi kırın ya. Biraz kendinize güveniniz olsun oğlum. Sizi kaybederlerse. Pardon. Sen olmazsan o kaybeder diyeceksin her zaman. Sen iyi bir insan mısın özünde? Güçlü bir çocuk musun? Güzel mi yetiştirildin? Ee, kültürlü müsün? O, az önce saydığım şeyler tamam abi bitmiştir. Dışarıda bir sürü yavşak çocuk dolu. Yakışıklı olup ertesi gün sevdiğini aldatan, yalan söyleyen, onun bunun arkasından konuşan yavşak yavşak bir sürü adam var. Sanıyor musun ki o kız onunla mutlu? Sen düzgün bir insansan yakışıklı adamsındır kardeşim. Böyle düşün, böyle adımını at. Gaza geldim gidip bir kız bulayım diyor ya. Kafan niye önde duruyor? <laughs> ne bileyim lan. Oh, boynum ağrıdı. Anladım abi. Bunu bir gün <laughs> Sümeyra'lar varken yapmıştım değil mi? Çok güzeldi lan o. Nasıl yaptın lan bunu? Kanara 5 lira ulamış. İlişkilere girersek... Tekeli arıyorum. Bir altılı gibi. Bir gün ilişki yapacağım lan söz. Bütün ilişkilerimi anlatacağım. Neler yaşadım, ne mallıklar yaptım, nerelerde sıçtım. Sırf hatalar üzerine bir yayın olsun mu? Şöyle örümcek kafalıydım, böyle namus bekçiliği yaptım, gittim böyle ibnelik yaptım, buradan gittim o kızı böyle kıskandırdım da sonra böyle ağladım otur, saatlerce ağladım falan. Hepsini anlatırım size. Ders çıkartırsınız amına koyayım. Çünkü o kadar iyi biliyorum ki o işleri. Yani benim 10 sene önceki halimle şimdiki halim arasında böyle Everest farkı var ya kafa yapısı olarak. Çünkü onları hep yaşa yaşa, devrile devrile böyle sıçı sıçı öğreniyorsun. Yani benim 8 sene önce kız arkadaşımı alıp buraya yanıma oturtursam bir konuşsak ağzı açık kalır kızın yani. Sana ne olmuş lan der. Keko muydun? Nasıldı? Keko falan değildim ama fazla atarlıydım, fazla kavgacıydım. Fazla insanları kontrol edebileceğimi sanıyordum. Yani kız arkadaşıma güvenemiyordum. Belki de kendime güvenemiyordum. Kendime güvenemediğim için de o kaybetme korkusuyla, hepiniz bunu yaşıyorsunuz çoğunuz, böyle agresiflikle, güç gösterisiyle, sevdiğin kızı o şekilde tutabileceğine inanıyorsun. Ama hiçbir zaman hiçbir insana zincir vuramayacağını da öğreniyorsun işte bunları böyle göte gele gele gele. Falan filan. Şimdi anlatmasına inanmayız. Ha çalışacağım yarın. Hayali böyle tamam. Lise 2'de bir sevgilim olsun. Adı ne olsun? Selin olsun. Ona şunu yapmış olayım falan. Manyak mısınız oğlum? Ego'luluk değil o. O ego'luluk değil. Benim bütün kladımdaki çocuklar hepsi hikayeleri biliyor. Hepsini anlattım. Hepsi yaşamıştır yani. Benim bir tane ilişkim oldu, ağzıma sıçtı. Ben ondan sonra çok değiştim. Üstüne bir ilişkide daha bir sürü hata yaptım. Ha, hatalar dediğim şey değil. Aldatma falan, yalan öyle hatalar değil. Ben kimseyi aldatmam, sevmem böyle şeyi. Ama o kadar çok müdahale ediyordum ki insanın hayatına farkında olmadan. Bak farkında olmadan yapıyordum bunları. Dur ben oradan onu yaparsam bu oraya gitmesin ya. Şimdi orada bir hep de şey bahaneleri böyle. Ben sana güveniyorum da dışarıya güvenmiyorum amına kodumun çocuklarının götübaşı oynar. Siktir git lan. Sen önce sevdiğin kadına önce kendine güveneceksin. Sonra sevdiğin kadına güveneceksin. Hep bunu söylüyorum. Gidecek o kız orada kendini taşıyacak seni değil. Bize bizi taşısınlar istiyoruz. O kız kendini taşıyacak orada. Anasını babasını taşıyacak. Kendi karakterini koruyacak, kendi benliğini koruyacak. Biz onun bilincine varamadığımız için hep kendi açımızdan yürüyoruz. Sonra da o kızı kaybediyoruz. Tecrübeleri anlattın ya kızlardan soğudum game olsam. Amin kardeşim. Abi şöyle bir şey var. Hıyarlar geliyor laf atıyor kız tek diye. Ya bunlar işte geyikler abi ya. ya etsin laf amına koyayım. Etti de yavrum dedi. Kız da yürüdü gitti. E şimdi sen bir tane rus çocuğu ona laf ediyor diye o kızın hayatını mı sikeceksin yani? Fazlası da gavattık be abi. Ya işte bak bunlar yanlış şeyler. Gavattık, mavattık. İlişki yaşıyorsun oğlum. Ya da şöyle söyleyebilirim. Sen kız arkadaşına laf atılmasını istemiyorsan kardeşim kız arkadaşının eline girersin, koluna girersin, tutarsın elinden, birlikte yürürsün. Laf mı attı biri ağzını burnunu kırarsın, çıkarsınız o zaman. Daha karınca çiftliğim 40-50 kağlarda beraber kaldığın kız arkadaşım vardı. Ne oldu? Bitti kardeşim ilişkimiz. Bir aya kadar sevgilim olmazsa adam gibi gay olurum. Adam gibi gay ol lan. Olmadı dayağımız yeriz amına. Yok lan kavga gürültüye girmeyin. Hiçbir şey için değmez. Yani senin bir tane sokak serserisine ee, tamam ne kadar baba gibi düşünmeyin baba nasihati gibi gelmesin onu yapma şunu yapma onu yapma bunu yapma arkadaşlar devir aynı devir değil artık herkesin cebinde bir emanet var duyuyorum şimdi abi herkesin cebinde bir şey var ben de taşıyorum falan oğlum manyak mısınız nesiniz amına koyayım ben oturun o evinizde saçma salak şeylere girmeyin ne o bir dakika dedemin ya bunu anlatmıştım bir de anlatmamışım. artık youtube'a düşüyor bunlar Anladım.